Merhabalar sevgili 9. sınıf arkadaşlar. Fizik yazılısın arkadaşlar. Bu derste de seninle beraber baştan sona tüm detaylarıyla halledeceğiz. Belki konularda eksiklerim var. Belki e, sene başından beri çok fazla çalışamadın, Belki hepsini biliyorsun. Her ne seviyede olursan ol. Burada arkadaşlar baştan sona şimdi seninle beraber bütün konuların tekrarını yapacağız ve bu ders ders sonunda arkadaşlar ikinci yazılıya tam olarak hazırlanmış olacağız. E ben şimdi buradaki yazılı soruları arkadaşlar hazırlarken biliyorsunuz map senaryoları var. Bunlardan da esinlendik buradaki soruları değiştirerek. Tabii ki aynaları çıkar belki çıkmaz ama buradaki sorulardan esinlenerek arkadaşlar soruları hazırladık. O yüzden şöyle tam isabet tutturmak istiyoruz her zamanki gibi şu yazılı programımıza da kamp programımıza da bakalım isterseniz. Biliyorsunuz yazılı dönemince bakın şöyle yazılıya çalışabilmemiz için ikinci yazılı için arkadaşlar tüm dersler sırayla ve tabii ki bizim her zaman elimizde olması gereken arkadaşlar yazılı notlarımız var. Yani yazılıyla ilgili özel notları kitabımız varsa buradan da faydalanabilirsin. Ve yine yazılı denemeleri kitabımızda da bakın ne yapıyoruz? Burada çıkabilecek tüm senaryoları böyle gözden geçiriyoruz ve tam olarak arkadaşlar bir hazırlanmış oluyoruz. Ve son olarak bir kitap daha göstereceğim. Şimdi biliyorsun artık e, 9. sınıf bitiyor arkadaşlar. Biz bir üst sınıfa geçiyoruz. E burada da 9. sınıftan 9. sınıf konuları ve 10. sınıfa hazırlık anlamında şöyle bir kitabımız var. 9'dan ona diye bakın bu tüm dersleri içeriyor. Eğer bu kitabımızda elimize varsa bunu da incelersek 10. sınıfa hem bir 9. sınıf tekrarı olacak hem de arkadaşlar 10. sınıf için... Bir hazırlık olmuş olacak diyoruz ve süper bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi seninle. Bakın şimdi şöyle tabii ki şimdi anlattığım şeyler belki karışacak belki iç içe girecek belki unuttuğun şeyler olacak ama şimdi ben burada anlattığım bütün her şey arkadaşlar bakın şöyle özetleyeceğim beraber sende şurada detaylı bir şekilde merak etme anlatacağım ve anlattığım şeyleri de şuraya özet olarak yazacağım ve dersin sonunda diyeceğim ki şunun bir ekran görüntüsünü al şöyle bir screenshot yap diyeceğim. O sayede arkadaşlar şunu sınav önce de bir daha bir özeti okuyacaksın ve bomba gibi sınava gireceksin diyoruz. Ve o zaman hazırsan çalışmamız başlıyor. Şimdi peki yazılıda ne soruca göre benden neler bilmemiz lazım? Arkadaşlar bu Newton hareket kanununu bilmemiz gerekiyor. Bakın buralardan sorular çıkacak. Peki ne tarz çıkabilir? Şimdi ben de deneyimlerimi aktaracağım. Ben de sonuçta yazılılar yapıyorum öğrencilere. Neler sordum ben de ne tarz sorular çıkabilir? Onlar üzerinde şimdi hızlıca arkadaşlar bir duracağız. Hemen şöyle özet kağıdım bir alıyorum. İlk bakın bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi şu sevgili arkadaşlar. Bundan bir tane soru olduğunu düşünüyorum bakın. Şurada bir tane cismimiz varsa bu cisme bakın biz bir kuvvet uygularsak biliyorsunuz kuvvet arkadaşlar F harfiyle gösteriyorduk. Şimdi bakın bu bir cisim mi? Ben bu cisme bakın bir kuvvet uyguladığım zaman bu cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. İşte buna biz iğme diyorduk. Bakın bu cismin kütlesini hangi harfle gösteriyorduk gençler? M harfiyle gösteriyorduk. İşte buradaki bizim kuvveti bulmamız için veya iğmeyi bulmamız için şöyle bir F eşittir M çarpı A diye bakın bir formülümüz vardı. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Şöyle her bir kazanımı da isterseniz şöyle balon için alayım da birbirine karışmasın. Şimdi bakın buradaki F ne demektir? Kuvvet. Yani şuradan bir kuvvet uygulanacak. Hemen bir örnek de verelim isterseniz. F eşittir diyelim ki 10 Newton. Öğretmenler bu birimleri de yazmazsak biliyorsunuz puan kırıyorlar. M demek arkadaşlar kütle demektir burada. M eşittir de 2 kilogram olduğunu düşünürsek. Bakın buradan 10 eşittir 2 çarpı A'dan. O zaman bu örnek için A'yı ne bulduk? Bakın 5 bulduk. Bunun birimini de yazmazsak dediğim gibi olmaz. Metre bölü saniye kare. Demek ki ilk bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken formüllerden bir tanesi burada neymiş? F eşittir MA'ymış. F'in birimi bakın Newton. M'in birimi kilogram, A'nın birimi de metre bölü saniye kare olacak. Evet özetimize böyle yaza yaza. Şimdi seninle beraber gideceğiz. Şimdi burada bakarsak arkadaşlar bu cisme bakın gene dediğim gibi kuvvet uyguladığımızda buradan F eşittir MA ile ifade ediyoruz. Aman bu formüle dikkat. Dediğim gibi bu her sene yani sen şimdi 9. sınıftasın tabii. Artık 9. sınıf bitiyor. Hani 10. sınıfta 11, 12 arkadaşlar üniversite sınavına hazırlayacak. Hatta üniversitede bile bu formül fizikte çok önemlidir. F ma her derde deva diyorum ben bu formüle. O yüzden aklımıza kalsın çok önemli bizim için. Hemen şöyle şuraya bir tane daha örnek yapayım mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın bazen bir tane cisim koymaz. Buraya iki tane cisim falan koyar. Çok problem değil bizim için. Bakın F eşittir diyelim ki bakın 30 Newton olsun. Şurası 4 kilogram şurası da arkadaşlar bir kilogram olsun. O zaman bunu iğmesi nedir dese hemen sen ne yapacaksın? Bakın F eşittir MA her derde deva formülümüzü yazacaksın. F'imiz ne kadar bakın burada 30 eşittir. M arkadaşlar 5 çarpı A diyorsunuz. A eşittir bu ne çıktı? 6 metre bölü saniye kare olarak. Bakın şu anda bu örnek için bulmuş olduk. Peki şöyle bir grafik de bana sorabilir. E tamam sorsun. Yani böyle bir grafik olursa. E, ne yaparız arkadaşlar? Bakın şöyle diyelim ki burada F kuvvetini şuraya verdi. F kuvveti ne dedi mesela? 8 dedi. E bakın İm'i verebilir. İm'i de 4 dedi diyelim ki. Ya grafiklerden korkmaya gerek yok. Böyle bir grafik verdiği zaman bakın grafikteki veriler. Yani şu şekilde vermiyor da veriler arkadaşlar. Grafik üzerinde veriyor gibi düşünün. Hemen grafik üzerinde bakın bir nokta belirliyorsunuz. Burada size neyi vermiş? F'i vermiş bakın. 8 Newton ve burada iğmeyi vermiş 4 Newton. Gene hemen bu sorunun çözümü şuraya bir yapalım mı? F eşittir bakın MA'yı gene bir yazdım arkadaşlar. Şimdi şu soruya baktığınızda F'i bize burada ne olarak vermiş? 8 olarak vermiş. M'i bakın bu sefer bilmiyoruz. A'ya da 4 vermiş. Yani sonuç olarak bakın böyle bir grafik verdiğinde yani buraya F verebilir, e, kütle verebilir fark etmez sana neyi veriyorsa oradan arkadaşlar bilmeyeni sen burada F eşittir M'a da zaten 3 tane değer var. Üçünden 2 tanesini verip zaten bir tanesini soracak. O zaman bu örnekte de bakın M eşittir ne çıktı? 2 çıktı ama 2 deyip bırakmıyorum biliyorsunuz. 2 kilogram deyip soruyu bırakıyorum. Demek ki sevgili gençler EFEŞ'te EMA sınavda var diyoruz. Buradan bir tane soru çıkacak. Biraz sonra birkaç tane daha onunla ilgili örnek yapacağım arkadaşlar. Neler çıkabilir diye. Yine kesinlikle çıkacağını düşündüğüm durumlardan bir tanesi bakın şöyle hemen yazılı yazılıda sorulur e, diye notumuzu da şuraya koyalım arkadaşlar. Çok önemli diyorum. Enerji kaynaklarına böyle bir sözel soru ben bekliyorum açıkçası. Ben de öğrencilerime bu tip sorular sordum. Peki enerji kaynakları ne demek sevgili gençler? Şimdi bakın her şeyin bir enerji ihtiyacı vardır. Yani senin arabanın gidebilmesi için arkadaşlar benzine ihtiyaç vardır. Ne bileyim cep telefonu şarj etmek için elektrik enerjisine ihtiyacımız vardır. E senin şimdi hareket edebilmesi için yemeklerden enerji alman gerekiyor. Bakın her şeyin hareket edebilmesi için gençler enerji ihtiyaç var ve bizim de dünyada kullandığımız enerji kaynaklarımız var. He ama bunların bazıları yenilenemez. Ben bunlara yenemez de diyorum bakın aklımıza kalması için arkadaşlar. Yenemez ne demek? Yani bunları yiyor musun sen? Kömürü, petrol, doğalgazı yiyebiliyor musun? Nükleer enerji, mi? uranyum falan yedir mi hiç? Hani böyle bir şey olmuyor değil mi? Yenilenemez yani yenemez gibi düşünüyorum. Bu da arkadaşlar yenilenebilir yani yenebilir diyorum duruma göre güneşi mesela şöyle düşünelim bakın biraz e, yani saçma bir durum olacak ama saçma şeyler de gerçekten aklımıza kalıyor. Şu şekilde şöyle bir pekmen gibi bir şey yapalım. Ya yani sen bunları yiyebilirsin. Mesela güneşi ağzımıza açtığımızda var arkadaşlar ağzımıza girebilir. Hidroelektrik su demektir bakın. Hidroelektrik santraller vardır. Biz burada elektrik üretiriz bakın. Yine rüzgar bakın ağzımıza girebiliriz. Jeotermal arkadaşlar sıcak su anlamına geliyor hidrojen enerjisini kullanırız bakın hidrojen yapısındaki enerjileri ve, ve dalga hani denize girdiğin zaman da ağzına dalga giriyor güneş giriyor yani bakın bunlar ağzın içine girebilir duruma göre ağzını açtığın zaman girebilir ama bunlar giremez değil mi? bunlar tehlikeli yani bize çok zararlar verebilir bakın kömür petrol yani benzin bir bardağa koyup ise Allah korusun. Değil mi? Doğal gaz, nükleer enerji. Bunlar arkadaşlar yenilenemez. Yani şunu da bilmen gerekiyor. Şu yenilenemez dediklerimiz arkadaşlar doğa dostu değildir. Doğayı kirletir. Yani bir kömür, petrol değil mi? Bunlar gökyüzünü kirletirler, nükleer enerji. Yani mümkün mertebe bunları kullanmamamız lazım. Neyi kullanmamız lazım yazılıda sorarsa sana veya bir test sınavında çıkarsa ne diyeceksin? Biz yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Çünkü bunlar nedir? Doğa dostudur, doğayı kirletmezler. Ee, geri dönüşümlüdür ama bunlar arkadaşlar kullandığımız zaman arada geri dönüşümlü değildir. Mesela sen kömürü yakınca tekrar bir daha yakabiliyor musun ki kullanabiliyor musun veya petrolü hani arabadaki benzini yaktın diyelim ki ondan sonra tekrar kullanamıyorsun değil mi? Doğal gazı falan nükleer enerji. Demek ki arkadaşlar yenilenemez yani tekrar kullanılamaz. Doğa dostu değil. Bunlar tekrar kullanılabilir. Doğa dostudur diyoruz. ama bunlara dikkat bu dediğim gibi karşımıza çıkacak. Evet şimdi geldik. Yazılı bakın en çok karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi gençler fizik yazılısında. Şimdi şunlar arasında bakın burada hem sözel sorular soracak hem işlemler soracak. Şimdi neler sorar bunları ben şimdi sana tek tek ifade edeceğim arkadaşlar. Şimdi şunların arasındaki farkları da e, özellikleri de burada arka tarafta yazdım. Bunlara bakın şimdi sırayla sen ne yapacağız? Şimdi burada çok fazla yazı, yazı var ama ben şimdi şu durum arkadaşlar sana şöyle bir özetlemek istiyorum. İstersen şöyle yapayım. Bir tane kağıt alayım şöyle bir katlayayım istersen. Bakın olay şu sevgili arkadaşlar bakın bir şey soracağım şimdi sana. Bakın şurada bir bardak benim bir suyum var. Bakın belki senin de yanında şu anda bir bardak suyum var. Bir şey sormak istiyorum çocuklar burada. Bakın ben bir bardağa şöyle su koyduğumda. Bakın şöyle yapalım. Bir bardak var. Bardağa da şöyle bakayım mavi kalemim var mı? Ee, onun yerine şöyle bir şey kullanayım. Ee, şimdi arkadaşlar bakın ben bu kaba bir su koyduğumda gençler. Su böyle moleküllerden oluşuyor mudur sizce? Şöyle moleküller var mıdır? Değil mi? Bakın moleküllerden oluşur. Peki bu moleküller arkadaşlar titreşim hareketi yapıyorlar mıdır? Yani titreşiyorlar mıdır? Evet. Şimdi gençler bakın buradaki moleküller titreştiği zaman... ...tabii her şey moleküllerden oluşur. İlla ki bardaktaki su değil bakın. Yani şu kalem de moleküllerden oluşur. İşte burada kağıt da moleküllerden oluşur. İşte sizin eliniz de arkadaşlar moleküllerden oluşur. Şimdi şurada bakın diyoruz ya iç enerji ve sıcaklık diyoruz ya... ...ısı arkadaşlar aman bunlarla tamamen alakası bir kavramdır. Şimdi şu iç enerji ve sıcaklık arasındaki farkı ben size söyleyeceğim... Şimdi bakın istersen şöyle yapalım mı? Bunu şu not kısmıma yazalım. Bu çünkü çıkacağını düşünüyorum yine. Bakın şimdi iç enerji derse bana... ...iç enerji derse... ...ve sıcaklık derse arkadaşlar... ...bunları ben sana özetin özeti yapacağım şimdi... ...ve e, bir şey söyleyeceğim... ...bunu bir daha hiçbir zaman unutmayacaksın. Bakın gençler iç enerji demek. Arkadaşlar dedik ya... ...bir bardağa şimdi ben su koyduğum zaman... ...suyun moleküllerinin bir enerjisi vardır... Mesela bunun enerjisi atıyorum ne kadardır? Şöyle yapayım istersen. E eşittir diyeyim. E eşittir ne kadar olsun? 10 jül olsun bakın. 10 jülük enerjisi var. Peki bunun hepsinin 10, 10, 10, 10 olduğu zaman işte bunların arkadaşlar toplam enerjisine bakın bunların hepsini toplarsanız toplam enerji diyoruz bakın. Toplam enerjiye biz ne diyormuşuz? İç enerji. Sıcaklık dediğimizde arkadaşlar bunların ortalama Bakın ortalama enerjisine diyeceğiz. Evet bunu da şöyle isterseniz... ...bunu da bir balon içine alalım... ...çünkü bilgiler birbirle karışmasın... ...hangisi neydi bunu karıştırmayalım. En sonunda dediğim gibi şunu bir ekran görürsün aldık mı... Bu iş tamam demektir. Evet peki ne demek arkadaşlar? Biraz daha şimdi olayı açıyorum bakın. Şimdi şurada diyelim ki bir bardakta suyun var ya. Şimdi suyun sıcaklığına göre arkadaşlar bunun enerjisi farklıdır. Mesela bu şu anda çok sıcak bir su değil. Ama bu çay olsaydı ne olacaktı? Hepsinin sıcaklığı her birinin her bir molekül arkadaşlar 100 derece olacaktı. Ama şu anda ne kadar diyorum ben? Mesela 10 diyorum 20 olur 50 olur neyse artık. Peki burada bakın kaç tane molekül var? 1, 2, 3, 4, 5 işte kaç tane varsa bakın bunların toplarsak. Ee, ...toplamını toplamın arkadaşlar biz ne diyormuşuz bakın bunun iç enerjisi diyormuşuz. Ha bunların ortalamasını alırsak ortalama ne demek? Yani bu 10 10 10 10sa bunların ortalaması nedir? Yine 10'dur. Peki bir şey soracağım. Şöyle bir şey sorsa sana sınavda. Dese ki mesela bir bardak suyun üstüne arkadaşlar yine bir bardak yine 10 derecede su koyuyorum dese. Burada toplam enerjimiz ne olur dese. Yani burada bakın toplam enerji ee, 10, 10 10 10 10 burada kaç tane vardı? 2 4 6 tane vardı. E ee, bir 6 daha gelirse toplam artmaz mı? Bakın demek ki arkadaşlar iç enerjimiz artar ama bunun ortalaması değişmez değil mi? Çünkü bunlar da eğer 10 derece ise bakın bunlar 10'du koyduğumuz da 10'sa o zaman burası ne olmuştur? Sabit kalmıştır ha, ama bu koyduğunda bir 10 değil de 20 ise o zaman ne olacaktır? toplam arttığı gibi bakın ortalama da artacaktır. Şimdi bununla ilgili yeni örnekler yapacağız. Sonuç olarak gençler tanım olarak da sana sorabilir. Demek ki bir madde atomlardan oluşuyormuş. Bu atomların arkadaşlar toplam enerjisine buna iç enerji deniyor. Bunların ortalamasına da sıcaklık deniyormuş bu kavramı bileceğiz. Peki ısı ne demek? Isının gençler bununla uzaktan yakından bir alakası yok. Yine hemen isterseniz geçmeden önce şunu da bir söyleyelim. İç enerji sonuçta bu arkadaşlar enerji olduğu için bütün enerjilerin birimi nedir? Jül'dür diyeceğiz. tabi sıcaklığın birimi de e sıcaklık nedir? Mesela haberlerde çıkıyor arkadaşlar. Yarın hava sıcaklığı işte 15 santigrat derece olacak. 20 santigrat derece olacak diyor. Ama uluslararası birim sisteminde bakın biz buna SI birim sistemi diyoruz. Bu sene 9. sınıfta da bir karşınıza çıktı. Uluslararası birim sistemidir. Arkadaşlar sıcaklığın birimi nedir derse uluslararası birim sisteminde Kelvin'dir diyeceğiz. Ha biz tabi ki santigrat kullanabiliriz. Fahrenheit kullanabiliriz. Kelvin kullanabiliriz. Ee, değil mi? Bunların hepsini çözer. Farklı farklı şeyler kullanabiliriz. Ama uluslararası birim sistemi nedir dediği zaman biz buna Kelvin diyeceğiz. Peki gelelim bu ee, tamam iç enerji dedik sıcaklık dedik. Peki ısı ne demek? Isı gençler bakın şurada tanımlamışım şu ekrandaki yazıyı da ben özetledim sana ama senin gene bir okumanda fayda var. Arkadaşlar sıcaklıkları farklı olan iki cisim birbirine dokundurulduğunda. Ha bu ne demek? Bakın şöyle bir zeminim olsun şurada. Şurada da iki tane cisim olsun. Mesela bir tane şöyle, bak şöyle K cismi diyeyim, bir tane söyler. şöyle, bir L cismi. Bakın bunları birbirine temas ettirdim Ettirdim. Diyelim ki şurası arkadaşlar 60 santigrat derece, burası kaç derece olsun? 20 santigrat derece olsun. Şimdi bakın bunların sıcaklıkları farklı mı? Farklı. Bakın tanıma tekrar geri dönelim mi? Sıcaklıkları farklı olan cisim dokundurulduğunda sıcaklık küçük olanın sıcaklığı artarken büyük olanınki azalır. Sence burada nereden nereye bir ısı enerjisi geçişi olur? Ne dersin? Sen bunu biliyorsun bence bunu çok rahat söyleyebilirsin ne dersin? 60 derece evet değil mi? 60 dereceden arkadaşlar bakın bu tarafa doğru ne geçer? Bir ısı geçer. Bakın ısı dediğimiz sıcak cisimden soğuk cisme arkadaşlar aktarılan enerjidir. Ha iç enerji ve sıcaklık farklı kavramlardır değil mi? Bakın burası neydi? Burası ortalama enerji ve toplam enerji demiştik. Bunlar farklı kavramlardı. Peki bu ne zamana kadar devam eder gençler? Evet değil mi? Sıcaklıklar eşitlenene kadar devam eder. Peki sıcaklıklar kaçta işlenir? Bir bak bakayım rakamlara. 60-20 ne dersin? 40 dediğini duyar gibiyim. Evet doğru söylüyorsun. 40 olabilir. Bunların denge sıcaklığı arkadaşlar. 40 olabilir. Ama ne bileyim. yani ama şöyle söyleyelim. 60 ile 20 arasındadır. Ha, burası 40 olabilir. Evet 40 derece denge sıcaklığı olabilir. Ama 30 da olabilir. Yani 25 de olabilir. Şu aradaki arkadaşlar her şey olur. Neye göre değişir? Bu maddenin cinsine göre, kütlesine göre değişiklik gösterebilir. Ama arada bir değerde bunlar gençler buluşurlar. E biz bu maddenin bakın bunu da neyle ya kaloriyle gösteriyoruz ya jülle gösteriyoruz. E formül da Q ile ifade edeceğiz. Şimdi bununla ilgili biraz sonra birkaç formülümüz olacak. Peki sıcaklığı biz neyle ölçüyoruz dedik gençler. E hocam şimdi cep telefonu işte uygulamaları var orada ama eyvallah tamam bakın o şekilde bakıyor olabilirsiniz ama. Eskiden arkadaşlar evlerde şu termometreler vardı. Belki sen de görmüştün ya da ne bileyim belki anneannenin, dedenin evinde falan vardı. Hala da var olabilir. Ee, şu arkadaşlar nedir? Sıvılı termometre. Dediğim gibi ancak biz günlük hayatta bunu görebiliriz. Ama bunun yanında ne var? Bakın arkadaşlar gazlı termometreler, e, gördüğünüz gibi sıvılı termometreler, metal termometreler de var. Yani katı kullanan termometre, sıvılı ve gazlı termometreler var. Ve bunun yanında da son zamanlarda karşı hayatımıza giren pirometre dediğimiz termometreler var. Bunları da zaten görüyorsun. Hani korona döneminde yaşadık değil mi beraber? Arkadaşlar korona da bu böyle hani düğmesi var. Düğmeye bastığınız zaman sıcaklığı direkt olarak zaten bizim vücudumuz bir kızıl ötesi bir ışın yayınlar. Bu da arkadaşlar onun dalga boyunu ölçerek oradan senin sıcaklığını ölçer. Biraz da teknolojik bir alet yani çok daha hızlı. Hani bunda falan ne yapman lazım? Biraz daha beklemen lazım. Peki burada ne bilmem lazım hocam? Bana yazılda ne çıkabilir? Gençler sana diyebilir ki termometre çeşitlerini yaz derse arkadaşlar katı kullanarak katı termometre, sıvı termometre, gazlı termometre ve pirometre diyebiliriz. Peki pirometreyi bilmem öğretmenin verdiyse yazabiliriz ama gene yazmakta fayda var. Peki şunu da bilmen lazım arkadaşlar. Bunlar arasındaki fark nedir? Ne zaman kullanıyoruz? Gençler şimdi bu metal termometreler bakın metal termometreler çok yüksek sıcaklıklara ölçer. Şöyle yazalım isterseniz. Burası arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkları ölçebilir. Ee, sıvıl termometre yani şu termometreler arkadaşlar. Biraz daha oda sıcaklığı diyelim isterseniz. Gazlı termometrelerde bakın. Daha düşük sıcaklıklar diyebiliriz arkadaşlar. Pirometre ise zaten bir insan sıcaklığını ölçüyor. Yani katı termometreler mesela şöyle söyleyelim. Anne şimdi sana fırında börek yapıyordur, kek yapıyordur. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bir börek kek kaç derecede pişiyor? 250 derece değil mi? Fırını kaça ayarlıyor? 250 derece ayarlıyor, 300 derece ayarlıyor. Peki sence fırın içinde böyle bir termometre mi var? Ya bakın bunu arkadaşlar koysanız 300 derece bu termometre kalmaz. Erir gider zaten. Şimdi bakın yüksek sıcaklıkları ölçmek için katı termometre demek ki. Sıvıl termometre arkadaşlar daha oda sıcaklığını ölçmek için. Ve gaz termometrelerde çok düşük sıcaklıkları ve hassas ölçüm yapmak için kullanılır diyeceğiz. Bu da karşıma çıkar. Evet yine gençler yazılda sorulur diyorum bakın mutlaka karşımıza çıkar. Şimdi termometre çeşitleri var. Tabii sıvıl termometreden maske bakım bahsediyoruz. Hani dediğim gibi bizim evde kullandığımız belki evimizde varsa Celsius termometresi var. Yani bir Fahrenheit Kelvin termometresi. Gençler evimizde çok fazla bunları kullanmıyoruz. Ama biliyorsun bunlar arasında bir dönüşüm var. Yani mesela diyelim ki buradaki Celsius termometresi işte atıyorum kaçı gösteriyor? 50 dereceyi gösteriyorsa işte bu burada kaça karşılıktır? Kelvin'de kaça karşılıktır veya bunun dışında bir X termometresi verirse gençler kaça karşılıktır diye bunlara bakın bize sorabilir. Şimdi bunun da burada bir formülü vardı. İşte geldik şimdi o formüle. Yani termometre diyelim isterseniz. Termometre formülü. Şimdi arkadaşlar bakın termometre C termometresiniz bunu C ile gösteriyoruz. Yani Celsius olacak doğrusu olursa şöyle olacak. C bölü 100 eğer hatırlıyorsan sen de benle beraber söyle. Sonrası neydi? F eksi neydi burası? F eksi 32 bölü 180 evet. Bir de Kelvin vardı arkadaşlar. Kelvin eksi 273 bölü 100. Bir de gençler bunun dışında bir X termometrisi verirse bize. X eksi donma noktası diyelim şöyle bölü kaynama noktası eksi donma noktası diyelim. Şurası biraz sıkıştı ama onu oradan anladık. Gene şöyle bir ben buna bir balonumu yapayım şöyle. Evet. Bunu da süreler. böyle kullanacağız. İşte bakın şurada arkadaşlar üç tane bakın bir, iki, üç, şunu da alırsak dört tane termometremiz var ve bunlarla ilişkili de Arasındaki ilişkiyi bakın bana sorabilir. Peki nasıl verecek? Dediğim gibi 50 santigrat derece kaç Fahrenheit'e karşı gidecek? İşte şu kadar kelvin kaç e, Celsius duracak gibi gibi. Bana burada bir dönüşüm soracak arkadaşlar. Gene bunu da sorabileceğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili en az bir tane soru vardı. Şimdi az sonra onunla ilgili bir tane örnek ben size göstereceğim. Peki devam edelim arkadaşlar. Başka neler çıkacak karşımıza? Başka neler var? 9. sınıfta biz e, neler öğrendik? Son yazılı döneminde neler öğrendik? Şimdi burada da arkadaşlar şurada bakın boş bir sayfam var. Şimdi şurada bir şey anlatacağım sana. Ee, şimdi bakın burada arkadaşlar bir maddeysen hani e, biz sürekli suyu ısıtıyoruz, doğru mu? Evlerimizde. Ne yapıyoruz? İşte çay demliyoruz. Ne bileyim annemiz yemek yapıyor gibi sürekli bir şeye, bir tencereye, ne bileyim çaydanla suyu koyup böyle üstüne alttan ocağı açıp buradan suyu ısıtıyoruz. Ee, buradan yani ocağı açtığın zaman sen bunu aslında ne veriyorsun bakın. Burası nedir arkadaşlar? Isıdır. Şimdi ısıyı da biz fizikte nasıl göstereceğiz biliyor musun? Q ile gösteriyoruz. Yani sen buradan ne veriyorsun? Buna aslına bakarsan bir ısı enerjisi veriyorsun. Peki su da ısı enerjisini aldığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Evet sıcaklığı artıyor. İşte sıcaklığı arttığı zaman da onun bir işte hesabı olacak. Ama e, ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim isterseniz. Şimdi bakın şöyle bir grafik çizsek. Yani hiç grafikten korkmamıza gerek yok. Ee, ...çoğu öğrenci bana diyor ki hocam işte grafikten çıkınca ben hiç yapamıyorum, anlamıyorum. Bakın bu şimdi aramızda konuşuyoruz, grafik gibi düşünme. Şimdi arkadaşlar bunu sıvı değil de bir katı gibi düşünsem, yani bir buz düşünsem... ...bakın şöyle bir buz düşünsem ve buza şuradan bir ısı verdiğimi düşünsem... ...kaç derecede peki su buzdur? Eksi bir derecede değil mi? Diyelim ki eksi yirmi olsun. Eksi yirmi santigrat derece olsun arkadaşlar. Şimdi sen buza ısıyı verdiğin zaman buzun sıcaklığı ne olur? Evet değil mi? Yukarı doğru çıkar... Kaça kadar çıkar? Sıfıra kadar çıkar. E sıfıra çıktığı zaman bakın ondan sonra gençler şöyle artık hal değiştirir ve yatay olarak gider. Yani sıcaklığı artmaz. E bu artık eridi 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 ve tamamen suya dönüştüğü zaman bakın şu su olduğu zaman... ...suya ısı verirseniz arkadaşlar bunun sıcaklığı da çıkar. Peki kaça kadar çıkar? Ne dersin? Hani şimdi çay falan demliyoruz ya. Su ısınıyor ısınıyor ısınıyor. Kaçta kaynamaya başlıyor, fokurdamaya başlıyor değil mi? Güzel. Yüzde. 100 santigrat derece bakın. Fokurdamaya başladı. Peki fokurdamaya başladığı anda arkadaşlar biz ona işte ne diyoruz? gene hal değişimi diyoruz. Ne yapıyor? Şu anda sıvı halde ve gaz hale geçiyor. İşte o anda da gene sıcaklığımız sabit gidiyor. Ve tümden eğer biz buharı toplayabilirsek yani o havadaki buharı bir kapta toplayabilirsek... ...ve ona ısı vermeye çalışırsak gene bakın bunun sıcaklığında arkadaşlar artırırız. Peki şöyle hemen hızlı bir tekrarlayalım. Burada madde hangi haldedir? Katı. Çünkü eksi derece. Burada bakın hal değiştiriyor. Şurada sıvı haldedir. Burada tekrar hal değiştiriyor. Burada da arkadaşlar gaz haldedir. Şimdi bakın bu maddenin burada alması gereken ısılar var. Mesela buraya ben Q1 desem. Şuraya Q2, şuraya Q3. Şuraya bakın Q4, şuraya da arkadaşlar Q5 desem. İşte bunları bana ne kadar ısı verdiğini sorarsa burada bizim bakın bir hesabımız var arkadaşlar. O da nedir biliyor musunuz? Şuradaki Q1 bakın Q3 ve Q 5 hesaplamamız gerekirse biraz onunla ilgili bir örnek yapacağım. İşte şöyle Q eşittir MC delta T diye arkadaşlar bir formülümüz var. Buna kel macit deriz genelde. Kel Q macit öyle aklımızda tutabiliriz. Şuradaki 2 ve 4 bakın şu yatay gidenler yani bakın görüyor musunuz 2 ve 4'ü eğer hesaplamamız gerekirse de Q eşittir M'yi kullanacağız. Gene bakın buradan soru çıkacağını düşünüyorum. Sevgili gençler o zaman bana bir şekilde demek ki ısıyı sorarsa... ...bakın ısıyı sorarsa... ...demek ki ben burada hangi formülü kullanacağım? Q eşittir... ...MC delta T'yi kullanacağız... Ve arkadaşlar duruma göre de yatay gidiyorsa da yani hal değiştiriyorsa Q eşittir M'liyi kullanacağız. Gene balonumuzu koyalım ki şöyle karışmasın. Peki hemen şunu da bir söyleyelim mi? Buradaki arkadaşlar Q ısı zaten M kütle. Şunu yazacağım bakın hepsini yazmayayım şöyle. Bunun adı bunu sorar bize. Bunun adı arkadaşlar öz ısıdır. Öz ısı ne demek biliyor musun? Her maddenin arkadaşlar bir cinsi yok mu? Yani sen şimdi tamam burada suyu ısıtabilirsin veya ne bileyim bir kolonya ısıtabilirsin ya da yağı ısıtabilirsin gibi. E bunların hepsinin arkadaşlar eee belli bir sıcaklığa ulaşması için verilmesi gereken ısı miktarları farklıdır. Dolayısıyla bu olay maddenin cinsine de bağlıdır. Peki bu delta T ne demek? Delta arkadaşlar sıcaklık değişimi anlamına geliyor. Buradaki e, bu da L de bu C ve L değerler arkadaşlar sabittir. Bunun adı da ısınma ısınma ısısı diyelim bakın. E, bu değerler bize verilecek. Yani bunlar eğer sorulursa arkadaşlar verilecek. Yani şuradaki C'ye bakın biz burada öz ısı diyoruz. Şuradaki M ile C'nin çarpımına da gençler şu M ile C'nin çarpımına da bunlar karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Burası da bakın ısı ...sığası diye geçer. Bakın ısı sahası anlamındadır. Tamam Bu C'nin adının... ...öz ısı olduğunu, maddenin cinsi... ...hani cinsin C'si oradan aklına gelsin. Isı sığası da bakın şöyle der. M ile C'nin çarpımına diyoruz. E çok da fazla bir şey yok. Aslında Şöyle bir şey daha yazacağım. O kadar, o kadar da çok fazla da... ...aslına bakarsanız bilgimiz yok. Bununla ilgili de... ...birazdan... ...şimdi bir örnek yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hani dedik ya... ...maddenin halleri vardır. Arkadaşlar maddenin kaç hali vardır? Katı değil mi? Buz... ...buzken yani madde mesela katılır. Sonra ısı verirsek ne olur? Sıvı, bakın sıvı hale geçer. E biraz da ısı verirsek ne olur? Gaz, doğru mu? Gaz hale geçer. Ha şunu çok bilmiyoruz ama... ...arkadaşlar gaza da ısı verirsek... ...madde ne hale dönüşür? Plazma hale dönüşür. Yani bizim maddenin bakın... ...dört tane hali vardır. Eğer biz şunu üç hali... ...çok iyi biliyoruz ama... Yani plazmayı çok fazla kullanmıyoruz ama plazmayı da bilirim. E biliyorsunuz katıdan sıvıya geçme olayına biz erime deriz, değil mi? Buz eridi deriz. E sıvıdan gaza geçme olayına mesela su buharlaştı deriz, değil mi? Bu ifadeleri kullanırız. Evet. Peki gazdan tekrar e, arkadaşlar e, sıvıya geç, katıya geçsek gazdan bakın tekrar katıya geçsek, ha o zaman onu bakın normalde bir şey gazdan katıya geçmez. Gazdan önce sıvıya geçip sonra katıya geçer. Mesela buharı düşünün arkadaşlar. Buhar önce sıvılaşır sonra katıya geçer eğer geçecekse. E, bu durumda da eğer gazdan bakın sıvıya geçiyorsa buna yoğuşma veya yoğunlaşma deriz. Sıvıdan katıya geçiyorsa buna da donma deriz değil mi? Hani suyu dondurduk deriz. Peki katıdan direkt gaza geçen arkadaşlar maddeler var. Yani bir şey katıysa mesela ne olur? Yerindeki buz önce sıvı sonra gaz olur ya. Bazı maddeler arkadaşlar katıdan direkt gaza geçiyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? E, Süblimleşme diyoruz. Şimdi arkadaşlar naftalin diye bir madde var. Önceden bizim ne bileyim senin anneannen e, deden falan kullanıyordu. Hani böyle e, ne bileyim elbise dolaplarını kondurdu arkadaşlar. Bu katı bir toz şeklinde böyle bir katı bir madde. E, bu zamanla buharlaşıyor ve oradaki işte elbiseleri yiyen böyle küçük mikroskopik bakteriler falan vardır. Onları öldürüyor ve elbiselerimiz daha uzun süre gidiyordu. Öyle bir şey vardı. Şimdi ne bileyim pek fazla kullanılmıyor. Belki yine kullanılabilir aslında. Şimdi arkadaşlar naftalin buna bir örnektir. Naftalin denen madde bakın katıdır. Ve katıdan direkt gaza geçer. Yani sıvı fazla geçmez. Çok enteresan. Bazı maddeler böyle oluyor. Çok nadiren. Bazen de arkadaşlar gazdan direkt katıya geçebilir. Buna da kırağılaşma diyoruz bakın. Buradaki ifadeler belki bize sorulabilir. Ha, yani gaz fazındaki bir şeyi de ısıtırsak bakın neymiş? İyonizasyon tersine de çözüler. Deiyonizasyon diyoruz. Ve bunun arasındaki olayda biz ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz değil mi? Madde çözüler bir halden başka bir hale geçiyor diyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademide tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Peki az önce bahsettik. Bakın ne dedik? Arkadaşlar ısı dediğim şey sıcak cisimden soğuk cisme aktarılan enerjiydi. Ve biz buna ısı alışverişi de diyebiliriz. Şimdi bakın şurada aslına bakarsanız iki tane madde var. İki tane madde var burada. Biri sıcak birisi soğuk. Yine isterseniz bir değer verelim mi? Farklı bir değer verelim. Mesela 50 dereceyle ile burası da ne olsun? 10 derece olsun. E peki ısı akışı bakın nereden nereye doğru olacak? Muhakkak sıcak cisimden bakın soğuk cismet kadar olacak. Peki ne zamana kadar olacak? Dengelenene kadar olacak sevgili arkadaşlar. Peki bunlar kaçta dengelenirler? İşte arada bir şey de mesela illaki dediğim gibi bunların tam ortasında dengelenmez. Yani 10 ile 50 arasında herhangi bir sıcaklıkta gençler bunlar dengelenebilirler. Ve biz buna ne diyeceğiz bakın e, ısı akışı yani buradan buraya ısı akışı dediğim gibi ne zamana kadar dengelenene kadar sürecek. Bu durumda e, sıcak cisim arkadaşlar soğurken Değil mi? şu 50 derece olan e, bu sıcaklık azalırken bakın bunun sıcaklığı da artacak ve bir yerde dediğim gibi dengelenecek. Isı akışı sıcaklığı yüksek olan cisimden soğuk cisime doğru olur. Evet. ısı akışı arkadaşlar ısıl dengeye ulaşıncaya kadar devam eder. Bu ifadeler bize belki boşluk doldurma olarak belki sözel olarak veya bir cümle içerisinde arkadaşlar sorulabilir. Ve bu duruma biz dengelendiği zaman da ne diyoruz? Isıl denge diyoruz. Artık bundan sonra ısı alışverişi yapmazlar. Mesela kaçta dengelendiler bunlar? Şimdi diyelim ki 30 derecede dengelendiler. Artık e, ne olur? 30 dereceye geldikleri zaman artık ısı akışı durur. Dengelenmiş demektir. Ve arkadaşlar Ortam ısıca yalıtılmış ise yani ortam ısıca yalıtılmış ne demek biliyor musun? Ya şu anda bakın etrafta arkadaşlar tamam bir ısıtıcı yok ama her yerden aslına bakarsanız ortamda bir ısı var. Isı geliyor. Mesela ben şimdi buraya bir buz koysam e bunu ocağın üstüne koymasam bile eriyor. Niye? Ortamdan bir ısı alıyor. İşte bunu ortamdan yalıtılmış bir ortam yani hiçbir şekilde havası alınmış. Anladın mı? Hiçbir şekilde ortamla bir alakası olmayan yalıtılmış bir ortam olursa arkadaşlar... E, alınan ısı verilen ısı eşittir Bu da çok önemli bakın bize sorulur Yani bu sıcak cisim buraya ne kadar ısı verdiyse Bu da o kadar ısı almıştır Hani birinin bir arkadaşına borç vermesi gibi Diyelim ki seni karnacıktı kantinden bir şey alacaksın Ya arkadaşına dedin ki Ya e, paramı almayı unutmuşum Bana bir 50 lira borç verir misin dedin Bakın bu sana 50 lira verdiyse Bu verilen e, o sana 50 verdiyse Sen de onu 50 aldın doğru mu Yani o 50 verince sen 60 almış olmuyorsun Alınan para verilen paraya eşittir. Burada da alınan ısı arkadaşlar verilen ısıya eşittir diyeceğiz. Q alınan Q verilen bize sorar bunu. Evet yine arkadaşlar yazılda çıkacağını düşündüğüm bakın yazılda sorulur diyorum. Şimdi bu ısının iletim yolları var sevgili gençler. Üç tane iletim yolu var. Ben buraya örnekler de vererek bunu açıkladım. Bunu gene bana sorabilir. Şimdi bakın şöyle söyleyelim. Sen şimdi e, kışın... E, şimdi tabii artık yaz ayına yavaş yavaş gidiyoruz. Kışın arkadaşlar mesela... Ne yapıyorsun? Evde nasıl ısınıyorsun? Kalorifer yakıyorsun değil mi? Şimdi bakın sen buradasın. Bak sen buradasın odanın içi. Şurası oda gibi düşünelim. Şurada arkadaşlar ne var? Kalorifer petekleri var. Şurada kalorifer petekleri var. Ve buradaki ısı ne yapıyor? Bakın buradan sana geliyor. Bakın kalorifer peteği yandığı zaman... ...bu bir e, sıcaklaşıyor değil mi? Kalorifer petiği artık elini dokunduramıyorsun neredeyse. Bayağı sıcak oluyor. Şimdi kalorifer peteği burada. Sen buradasın. Şimdi buradaki ısı arkadaşlar buraya gelirken... Nasıl geliyor? Ya nasıl geliyor derken işte hocam ne bileyim geliyor işte orada ama arada arkadaşlar neyi kullanıyor biliyor musunuz? Şimdi bakın şu havada havada arkadaşlar küçük küçük moleküller var doğru mu? Havada şurada gazlar yok mu? Var. Zaten gaz olmasaydı birimizi duyamazdık biliyoruz biliyorsunuz ses de havadaki gazlarla iletilir. Şimdi arkadaşlar şuradaki gazlar yoluyla buradaki ısı bakın bu tarafa iletiliyor görüyor musunuz? Ha işte bunun şimdi bir adı var onu söyleyeceğim. E peki sen buradasın Bak sen buradasın. Dışarıdasın yani yaz günü. Yaz günü şurada. Şurada ne var? Güneş var. Güneş var. E güneşten gelen ışınlar. Bakın güneşten gelen ışınlar seni ısıtıyorlar mı? Isıtıyor. E bu sefer ama güneşle dünya arasında hava molekülleri yok. Tamam dünyada belli bir yere kadar hava molekülü var ama e, uzayda yok en azından. Uzaydan ışınlar nasıl geliyor? Ha bakın işte arkadaşlar onların şimdi bir adı var mı? Şimdi onu söyleyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar ısı demek ki ısı bir yerden bir yere aktarılır bir yerden bir yere aktarılırken arkadaşlar üç farklı yol izleyebilir. Şimdi bakın biz buna ne diyoruz? İletim, konveksiyon ve ışıma. İsimler biraz garip gibi görünebilir ama çok basit. Ben sana hemen şimdi özetliyorum olayı. Arkadaşlar ısı bir yerden bir yere aktarılırken bakın katı maddeyi kullanıyorsa bir katıyı kullanıyorsa işte biz buna iletim diyoruz. Hemen bir örnek verelim mi? Mesela bakır, el, alüminyum gibi katılarda görülür. Ben sana daha günlük hayattan bir örnek vereyim. Ya hiç şöyle bir şey yaptın mı arkadaşlar? Mesela anne çorba yapar. Çorba yaparken de ya nedense bu çorbanın karıştırılması gerekir. Yani bu dibi tutuyormuş. Hani dibi tutmasın diye bu işte kaynayana kadar karıştırılması gerekir. Annen de belki senden yardım istemiş olabilir. Eğer arkadaşlar sen bu karıştırma olayını... E, yani çorbayı karıştırabiliriz ne bileyim çayımızı karıştırabiliriz değil mi hani veya ne bileyim mangal yapıyorsundur böyle e, elinde böyle maşa vardır böyle cızbız böyle köfte falan çeviriyorsundur oradan hiç böyle ısının eline gelip de o metal şeyden elinin yandığını hissettir mi bir hatırla Değil mi? Evet öyle bir şeyler olur bazen. İşte arkadaşlar bakın. Ne oluyor? Mesela mangal yapıyorsun. Burada bakın ateş var. Burada sen varsın. Elinde de metal bir maşa var. Bir şey var. Ee, orada köfteleri çeviriyorsun veya ateşi karıştırıyorsan. Bakın buradaki ısı eline nasıl ıs geliyor? Buradaki bakın katıyı kullanıyor. Ha bakın katıyı kullanıyorsa işte bunun adı neymiş arkadaşlar? Demek ki iletimmiş. Peki e, kalorifer peteğini hatırlayalım. Bakın kalorifer peteğindeki ısı bize nasıl gelmişti? Havadaki molekülleri kullanmıştı arkadaşlar. İşte eğer ısı bir yerden bir yere geçerken bir gazı kullanıyorsa yani havadaki molekülleri ya da arkadaşlar bir sıvıyı kullanıyorsa o zaman biz buna ne diyoruz? Konveksiyon diyoruz. Bakın katıya iletim gaz veya sıvıyı kullanıyorsa arkadaşlar o zaman konveksiyon. Mesela örnek demişiz. ...sütün ısınması yani herhangi bir şeyin ısınması... Yani ...çayın demlenmesi mesela çaydaki... ...bakın şu gene şunu örnek vereyim... ...alttan bakın alev veriyorsun... E, ...bir tek şuradaki su moleküllerinin ısınıyor olması lazım... ...ama üstteki de ısınıyor... İşte orada arkadaşlar ısı ileten ne var... ...sıvı molekülleri yani sıvı veya gaz kullanıyorsak... ...burada ne olacak... ...buna bakın biz konveksiyon diyeceğiz... ...yine rüzgar ve bacadan çıkan dumanın... ...hareketi esnasında arkadaşlar... ...bunlara konveksiyon diyoruz... ...peki... Bir de ne dedi bakın tamam katı sıvı kullanılabilir. İyi de güneşten gelen ışınlar bakın bana gelirken arada herhangi bir şey yok ki. Yani dünyayla ile tamam dünyanın etrafında bir hava tabakası var ama arkadaşlar o bir yere kadar. Ondan sonra güneşe kadar orada bakın boşluk var hiçbir şey yok. E peki buradan güneşteki ısı enerjisi bana nasıl geliyor? Güneşle benim aramda ne var? Katım var hayır bir sıvım var yok gazım var yok, o da yok. İşte arkadaşlar ışıkla gelen buradaki enerjiyle biz ne diyoruz biliyor musunuz? Buna da gençler ışıma diyoruz yani ortam kullanmadan. Yani boşlukta arkadaşlar saydam ortamlarda yayılır yani boşlukta olursa ve güneş, lamba e, ve ocaklardan yayılır demişiz bakın bu şekilde. Yani sonuç olarak gençler katı kullanıyorsak iletim arada bir gaz veya sıvı varsa konveksiyon hiçbir ortam yoksa boşlukta ilerliyorsa buna da ışıma diyoruz. Bunu da gene öğretmenimiz sorabilir. Yani şöyle kıyı kıyıda kenarda kalmış bir tane formülümüz var çıkabilir diyorum ben açıkçası karşımıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar bakın ısı iletim hızı. Ne demek ısı iletim hızı? Ya yine az önceki örneği şeyi örnek vereyim. Mesela sen şimdi buraya bir çay koydun. Çayı da arkadaşlar şeker attın karıştırıyorsun. Değil mi? Karıştırıyorsun karıştırıyorsun. Biraz uzun karıştırdın düşünürsen. Hani bu çay kaşığı gençler demirden yapılmış ya. Buradaki ısı bir süre sonuç yatar eline ulaşır. Neyle ulaştı peki? Burada ile ulaştı. Peki bu hemen mi oluyor? Hemen olmuyor. Yani bir süre bekliyorsun. Buradaki ısı geliyor 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 ve ondan sonra arkadaşlar eline veya artık sen ısıyı hissetmeye başlıyorsun. İşte bunun bir hızı var. Doğru mu? Bunun bakın bir hızı var. Hızı da biliyorsunuz fizikte V harfiyle gösteririz. Bunu şöyle bir formülü var arkadaşlar. Ben buna kat x diyorum. Kat x. Öyle düşünebilirsin. Bak K, A, T, X. Yani ne demek? K zaten bir kat sayı. Çok önemli değil. A arkadaşlar bakın yüzey alanı. Bakın şu kalınlığı görüyor musunuz? Demek ki kalınlık arttıkça ve sıcaklık farkı. Yani bununla bunun arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ısı iletim hızı artıyor. Ama delta X demişiz. Bakın şurası şu mesafe arkadaşlar uzunluk arttıkça bakın uzunluk arttıkça ne olur? Azalır diyeceğiz işte bu şekilde. Bunu ifade edeceğiz. Belki bunu işlem yani yorum olarak sorar gibi düşünüyorum. Peki rakamları yerine koyup sormaz ama gene bir kat x formülü bilmemizde fayda var. Hani bunun delta q bölü delta t diye diyoruz ama bu aslında v demektir diyeceğiz. Peki gençler biraz sonra bakın şu map'te çıkmış soruların dediğim gibi benzer sorularını falan çözeceğim. Şöyle nokta atışı sorular çözeceğim arkadaşlar. Şunları da bir ama özetleyelim. Tamam video biraz uzuyor ama bütün detaylardan bahsetmek istiyorum. Ben, ben sana bir iki şey anlatıp geçeyim istemiyorum bakın. Arkadaşlar bir de şu olay var. Genleşme mevzusu var bakın. Yani bir cismi ısıttığımız zaman genleşir. Yani bunu bakın biz çok fazla günlük hayatta göremeyiz ama etrafımızda arkadaşlar aslına bakarsanız her şey genleşiyor. Isıtınca genleşiyor ve soğutulunca ne oluyor? Büzülüyor. Peki bu her şeyde oluyor mu? Arkadaşlar mesela bakın şu, şu da suyum var ya. Ben bu suyu alsam ısıtsam mesela kaç derece bu şu anda diyelim ki 15 derecede veya 20 derece diyelim. E sen bunu ısıtsan 30 derece yapsan ne oluyor biliyor musun? Bu su arkadaşlar biraz daha bakın yukarıya doğru çıkıyor yani genleşiyor. Hadi hocam bizim evdeki sular hiç genleşmiyor. Arkadaşlar aslına bakarsın genleşiyor. Bu genleşme olayı çok gözde görülür. Çok bariz bir şey değildir. Milimetrik bir şeydir. Gene şöyle bir örnek vereyim. Sen şimdi dediğim gibi gene çay demliyorsun. Koyduğun zaman musluktan veya e, suyu koydun ya. Hani Arkadaşlar çaydan kısmına koydunuz ya. Şimdi bu kaç derece? 20 derece. Sen bu ısıtıcı, ısıtıcı asu içerideki su ne oluyor? Miktar olarak arkadaşlar artıyor. Dediğim gibi biz bunları çok fazla gözle göremiyoruz. Veya şöyle bir örnek vereyim. Evde kalorifer var mı? E var tabii ki. Kalorifer petekleri var ya arkadaşlar. İşte o kalorifer peteklerin bir boyutunu düşün. Belli bir boyutta değil mi o? Hani şu kalorifer petekleri var ya. Heh. Şimdi o soğukken arkadaşlar soğukken küçüktür. Ama şimdi yak sen onu kombiyi aç veya merkez sistemden açtıkları zaman hani sıcaklaştığı zaman o kalorifer peti aslında biraz ne yapıyor büyüyor. Peki diyebilirsin iyi de hocam bizim petek hiç büyümüyor hep aynı boyda. Arkadaşlar aslına bakarsan bu milimetrik bir durumdur. Yani gözde çok fazla fark edecek bir şey değildir. Yani bir milimetre falan uzuyor gibi düşün. Yani sonuç olarak senin evde kalorifer peti arkadaşlar e, yandığı zaman ısındığı zaman bakın biraz büyüyor. Kapattıkları zaman, soğuduğu zaman küçülüyor. Büyüyor, küçülüyor, büyüyor, küçülüyor. Sen bunu fark edemiyorsun. Etrafta bu bütün her şeyde aslına bakarsan sürekli olarak arkadaşlar oluyor. Ya Dolayısıyla biz bir tane metal çubuğu arkadaşlar ısıtırsak boyu bakın ne olur? Büyüdü. Peki. Şimdi bunun şöyle de bir aslına bakarsan formülü var. Delta L. Yani bu fizikte delta demek arkadaşlar. Değişim demektir. Delta L şu demektir. Bakın L0 yani L0 dediğimiz bunun ilk boyu. Mesela ilk boyuna kadar diyelim ki bunun 6 metre olsun. Buraya 6 yazacağız. Hani işlem olarak belki yeni çok sormaz ama yorum olarak bilmemiz lazım. Arkadaşlar alfa yani bu da uzama katsayısı çarpı delta T. Yani şuradaki delta L'yi bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani bu ne demek gençler? Bakın bunu formül olarak da belki bilmemiz lazım ama öğretmeniniz bu formülü ya vermiştir ya da vermemiştir. Yani ısı bir şey ısıttığımız zaman genleşme olayı Bakın 3 şeye bağlıymış. Bir Nedir arkadaşlar? İlk boyu yani ilk boyumuz 6 metre ise e, az uzuyor ama 7 metre ise daha çok uzuyor ısıttığımız zaman. Alfa yani nedir? Maddenin cinsi. Yani bu demir mi, bakır mı nedir yani hangi madde ise ona göre de bu durum değişiyor arkadaşlar. Ve sıcaklık. Esin şimdi bunun sıcaklığını kaç derece artırdın? Yani 3 derece artırdıysan işte bu kadar uzar. Ama 13 derece artırdıysan işte bu kadar uzar değil mi? Gibi arkadaşlar bakın 3 şeye bağlıdır diyeceğiz. Gene ama şu formülü belki bilmek lazım karşımıza çıkabilir. Evet şimdi gelelim arkadaşlar biraz daha şununla ilgili sorular çözelim. Durumdan, detaylardan bahsettik. Biraz nokta atışı yapmak istiyorum. Yani nokta atışı sorular karşımıza ne çıkabilir? Ee, neleri bilmem lazım? Bir bakalım. Şimdi gençler şunu istiyorum bakın sizden. Soru şimdi karşınıza çıktığı zaman ya şimdi öğretmene mümkün mertebe işlemleri gösterin. Hani birimleri gösterin değil mi? Bunlarla ilgili arkadaşlar öğretmeniniz de bunları görsün ki size puan verebilsin. Bakın şimdi burada bir e, cisim varmış düşey düzlemde. Yani bu yatayda şöyle gitmiyor bakın. Şöyle gitmiyor. Şöyle havaya doğru bakın. Şöyle havaya doğru gidiyor gördünüz mü? O zaman F1'imiz ne kadarmış? Bakın yerini de yazalım mı? F1 eşittir arkadaşlar. 50 nivit olmuş. F2 eşittir de ne kadarmış? Bu da 20 nivit olmuş. Ama bu cismin bir de ağırlığı var arkadaşlar. Bakın kaç kilogram bu? 2 kilogram. 2 kilogram ama bunun yer çekiminden dolayı e, şu G'yi de 10 vermiş ya bize. Bunun bakın ağırlığı vardır aşağıya doğru. Ne kadar diyeceğiz? 20 Newton diyeceğiz. Yani senin ağırlığı ne kadar mesela? Sen şimdi kaç kilogramsın? Diyelim ki arkadaşlar kütleniz 60 kilogram olsa seni yer çekiyor. Ne kadarla çekiyor biliyor musun? 10 ile çarpıyoruz. 600 Newton. Eğer 70 kilo olsan 700 Newton ile çekiyor gibi. Peki bu cismi yer ne kadar çekiyor arkadaşlar? 2 kilogram olduğuna göre buradan 20 Newton ile çekiyor diyeceğiz. Peki bizim şu muhteşem formülümüzü o zaman yazalım. F'tir MA her derde devam diyoruz arkadaşlar. Bunu bir yazıyoruz. Yazılı en az bir kere karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım bu cismi uygulanan bileşke F diyoruz buna. Bileşke F ne kadar? Yukarı doğru bakın 50 çekiyor. Aşağıya doğru bir 20 var. Bir 20 de kendi ağırlığından geldi. 40 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar yukarı doğru 50 aşağı doğru 40 çekiyorsa. Bakın bu cismin yukarıya doğru şu anda 50 Newton. Aşağıya doğru 40 Newton çekiyorsa o zaman bu bölümün bileşkesi ne olacaktır? Arkadaşlar ikisi de aynı yönde olsa toplarız. Ama zıt yönde olduğu için çıkartacağım. Ve şu anda ben F yerine burada ne yazacağım? Bakın 10 yazacağım. M kilogram demektir değil mi? M ne kadar? 2 çarpı A'yı bana soruyor. İyimesi ne kadardır diyor arkadaşlar. Buradan da A eşittir. Kaç çıktı? 5. Aman birimlere dikkat. Metre bölü saniye kare deyip olayı bitiriyoruz. Biliyorsunuz birimlerden öğretmenler puan kuruyor. Buraya dikkat. Evet burada şimdi hangi formülü kullanacağız sevgili gençler bakınız. Şimdi bu dedim ya sıcaklık ısı grafiğinde yukarı doğru çıkıyorsa MC delta T'yi eğer şöyle yatay giderse yatay giderse biraz onunla ilgili bir sorun var. Emle'yi kullanacağız ama şu MC emle bilmiyorum hani çıkma ihtimali yüzde %30'sa atıyorum. MC delta T'nin çıkma ihtimali %100 gençler %100 MC delta T karşısına çıkacak. Peki böyle iki tane grafik vermişiz. Dediğim gibi bakın grafikten hiç korkmamıza gerek yok. Burada A, B, C diye yani sorulabilecek bütün ihtimalleri ben burada yazdım. <laughs> bakın X ve Y'nin kütleleri şimdi A şıkkı, B şıkkı birbirinden ayrı sorular. Şimdi A şıkkına bakarsam arkadaşlar X ve Y'nin kütleleri eşitmiş. Tamam. Yani bunların kütlelerini M'leri değil mi? M'lere eşit alacağız. O zaman şuraya formülün ben bir daha yazayım mı? Q eşittir. M, C, Delta, T. Bakın kel macit formüldür dediğim gibi. Kel macit deriz buna gençler. Şimdi kütleler eşit yani M'lerini aynı alacağız demektir. X'in öz ısısı yani öz ısısı da gençler C demekte bakın öz ısı lafı mutlaka yazılda karşına çıkacak tamam mı buna dikkat. Peki ben grafiği nasıl kullanacağım? Grafiği arkadaşlar şöyle kullanacaksınız bakın. Şimdi önce X'e bakarsak bakın X buradan başlamış buraya gelmiş ya tamam bunu şöyle alacaksın bak. X'in şurada arkadaşlar geldiğin zaman şurada ne yazıyor? 2Q işte bu ısısı değil mi Q'su yani Q'sunu 2 alacağız demek. T'sini de şöyle der. T'sini de kaç yazıyor burada? 4T işte. Bu delta T'yi de bakın sıfırdan 4T gelmiş ya. Bunu da 4T alacağız. Hemen ben buraya burada T 2T diye böyle yazdım ama burada sana 10 derece, 20 derece, 30 derece de rakam olarak da verebilir. Fark etmez ne varsa onu oradan yazacağız. Peki A aşkına şimdi geliyorum arkadaşlar. İkisi için de bakın. Kel macit formülü uygulayacağım. Şimdi X'e bakıyorum. Q'muz ne kadar? Q yerine bakın 2 yazıyorum. Eşittir. Değil mi? Q'su 2. Şimdi kütleleri eşitmiş ya kütleleri eşitse arkadaşlar ya hiç almazsınız ya da alırsanız 1 alırsınız. Bak bu böyledir. O yüzden ben bunu hiç almayacağım. Niye? Çünkü kütleler eşit olduğu için birbirini götürecek. Tamam. O zaman e, C'sini yazıyorum. CX çarpı ve T'si ne kadar bunun bakın 4. Yani sıfırdan 4'e gelmiş sıcaklık değişimi 4. O zaman buradan bakın CX ne çıkar? 2 bölü 4 çıkar da oradan da 1 bölü 2 çıkar. Peki bunu bir de Y için yapacağım. Bakın Y için arkadaşlar grafik üzerinde herhangi bir nokta alın. Mesela ya burayı al ya burayı al. Geçtiği bir köşeyi al. Bu da bakın burası ne oldu? 4 oldu. Şurası da bakın 2 oldu. Görüyor musunuz? Y içinde yaparsam. Gene Q eşittir. Bakın Y'ye dikkat edin arkadaşlar. Y'nin Q'su ne kadar? 4 bakın yazıyorum. 4 eşittir. M'i gene almıyorum. C'ye çarpı. Bunu T'sine kadar bakın. 2. Her iki tarafı böldüğüm zaman bakın buradan C'yi ne buldum? C'yi de arkadaşlar 2 bulduk. O zaman CX bakın burası. C'ye de burası. Bana neyi soruyormuş? X'in öz ısısı diyor çocuklar. X'in öz ısısı. Yani şu eşittir C'ymiş, şu kaçtır diyor. Ne dersiniz şimdi? Bakın 1 bölü 2, 2 kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. O zaman burası C ise sorunun cevabı ne olacaktır? İşte burası da 4C olacaktır. Evet A şıkkını böylece yapmış olduk. Gelelim B şıkkına. Arkadaşlar bu sefer tabii soru değişti. X ve Y'nin e, bu sefer öz ısıları aynı olduğunu kabul edeceğiz. Gene formül böyle de. Bu sefer de C'ler aynıymış. Az önce M'ler aynıydı. E, X'in kütlesi M'si. O zaman ne yapacağız? İkisi için gene yazmamız lazım. Bakın x için şöyle der. Gene q'suna ne diyorum? 2 diyorum eşittir. Bu sefer m'sini bilmiyoruz değil mi? mx diyeyim veya şöyle diyelim. E, evet ben öyle diyeyim isterseniz. Biraz sonra onu toparlayalım. m çarpı c'sini yazmıyorum. Aynı olanları şöyle der, yazmıyorum. Delta t'si kaçtı x'in? 4'tü. O zaman buradan mx eşittir. Bakın ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 oldu. Tamam bir de aynı şekilde y'ye bakarsam. Bakın gene q yazıyorum. q 4 eşittir y çarpı C'sini yazmıyorum arkadaşlar. T'si 2. Ve y de buradan ne olmuş oluyor? 2 oluyor. Peki bana ne demişti? Bakıyorum hemen. X'in kütlesi arkadaşlar M ise diyor. Y'nin kütlesi nedir diyor. Bakın gene 4 katı olduğu için. Burası görüyor musun? Gene 4 M olmuş oldu. Peki C şıkkına bakalım. Isı sahası. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Bunu da gene sorabilir. Yani bu MC delta T formülüne bakın. Şuradaki MC neydi? Şuradaki MC'nin adı arkadaşlar ısı sahasıydı. Ve bunu böyle sadece büyük C ile de gösterebilir. Yani o zaman formül ne olur biliyor musunuz? Q eşittir C çarpı delta T. Yani bu küçük C şuradaki buradaki büyük C. Yani büyük C demek ısı sahası. O yüzden şuna göre biz bunu yapabiliriz. Hemen yapalım o zaman. X'i arkadaşlar yazıyorum. Yine bakın şu formüle göre yazıyorum. Q'muz ne kadar? 2. 2 eşittir. Yani CX çarpı delta T'mizde kaç dedik? 4 dedik. Yani buradan CX ne çıktı bakın 1 bölü 2 çıktı. Yine dediğim gibi aynı şekilde Y'yi yaparsan bakın Y'ninki 4 eşittir. C'ye çarpı delta T yani burada nedir 2. C'ye de şöyle buradan yine 2 çıktı. E, X'in ısı sahasına bakın ne demiş burada C demişse gene dediğim gibi burası 4 C çıkacak. Yani hepsi tabi 1'e 4 çıktı ama aslında 4'ünde de bakın farklı şeyler bulmuş olduk. Bence güzel bir soru ve böyle bir soruda yani şu tarz görünümde bir soru arkadaşlar bekliyorum açıkçası. Bu tip bir şey çıkabilir. Peki devam edelim gençler. Şimdi genleşme olayında bakın. Burada ben e, genleşmeyi açıklamışım biraz. Mesela burada olay nedir? Nasıl bir genleşme var? Mesela elektrik tellerinin yaz ve kış aylarındaki arkadaşlar görünümleri farklıdır. Mesela yaz aylarında arkadaşlar biz bunu tabii ki elektrik telleri ne bileyim şehrin için çok fazla yok ama bir yerlerde görüyoruzdur belki. Şimdi bakın eğer biraz dikkatli bakarsak yaz aylarında arkadaşlar bunlar birer metal değil midir? Hani örnek verin diyebilir yani yerleşme ve büzülmeye örnek verin diyebilir. Şimdi bakın yaz aylarında buradaki teller arkadaşlar uzadığı zaman ne olur? Biraz aşağıya doğru sarkarlar. Aynı tel kış ayında bakın daha da büzülmüştür. Yani böyle gerginleşmiştir görüyor musunuz? O yüzden yazın bunların uzaması ve kışın böyle büzülmesi olayı burada örnek olarak verilebilir. Ve arkadaşlar sıvıl termometre bakın sıvıl termometrede demişiz hazneli kullanacak sıvının ee, hal değiştirme sıcaklığı yine bu sonuçta yerleşme ile alakalı bir şeydir. Şurada arkadaşlar bakın bir sıvı var. Ne var burada? Civa vardır değil mi genelde? Ama başka sıvılarda olabilir. Başka sıvılarda kullanılabilir. Bunun hal değiştirme sıcaklığı arkadaşlar termometre ile ölçmek istenen e, sıcaklık aralığında e, onu bunu ilişkilendirin demiş. Yani bakın mesela bizim buradaki termometre mesela burada ben atıyorum su kullanıyor olsam. Su kullanabilir miyim? Aslında kullanabilirim. Yani su da bir sıvıdır. Herhangi bir sıvı kullanılabilir. Dediğim gibi genelde civa tercih edilir ama şu kırmızı sıvı yerine ben su da koyabilirim. Peki su arkadaşlar kaç derecede kaynar? 100 derecede kaynar. Bakın 100 derece buharlaşır. E peki sen şimdi şöyle bir tane bir madde olsa bunun sıcaklığı da 200 santigrat derece olsa hani bununla bunu ölçebilir misin? Nasıl ölçeceksin ki? Bunun içindeki sıvı zaten 100 derecede buharlaştı zaten. Bu artık bunu ölçemez ki değil mi? Demek ki arkadaşlar buradaki sıvının kaynama ve donma noktası yani bu kaçta donar sıfır derecede e sıfır derecenin altında da bir şey ölçemezsin donduktan sonra demek ki bakın bu içerideki sıvı hal değiştirme noktaları kaçsa sen o aralıkta bir şey ölçebilirsin yani burada su kullanıyorsak sıfırla yüz arasında bir şey ölçebilirsin gibi her maddenin de kaynama ve donma noktaları biliyorsunuz farklıdır. Genel arkadaşlar genleşmeye bakın böyle de bir örnek ver, ver diyebilir. E bakın yine Tren rayları arkadaşlar şöyle parça parça raylardan oluşuyor. Bakın şöyle bir ray vardır. Burada başka bir ray vardır. Yani şu tren rayları var ya böyle tam birbirine yapıştırılmaz bakın. Aralarda biraz boşluk bırakılır. Niye? Az önce dediğim gibi genleşme olunca bakın buradaki şuradaki raylar şöyle şurada sıcaklık artınca yani şöyle genleşir ya. E genleşirse böyle birbirini ittirmesin diye yani arada bir boşluk kalsın diye. Hatta ben böyle biraz fazla aralıklı bir şey bıraktım ama çok ufak bir aralık olur. Peki bırakmazsan ne olur? İşte bu olur çocuklar. Eğer hiç aralık bırakmazsan buradaki metaller ısı, ısınınca bakın ısınıp bir gidecek yer de yoksa bakın birbirini ittirir ve böyle yamulturlar. O zaman da bu kazalara yol açabilir. Demek ki tren rayları da arkadaşlar Sıcaklıkla böyle büzülüyor ve küçülüyorlar. Peki gençler biraz da şu MAP kazanımlarından böyle tam nokta atışı bakın bu tarz sorular çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. Birkaç tane de şundan yapacağız. Direkt MEP sorularına yakın sorulardan hazırladık açıkçası. Şimdi gençler bakın bir tane örnek. Bir ısıtıcı varmış. Bakın aynı ortamdaki özdeş K ve L kaplarında M ve 2M kütleli. Bakın şurada kütleleri yazacağız. Hemen formülümüzde bir hatırlayalım. Neydi? Kel formülü. Yani Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülü. Evet bu formülü kullanacağız. Tamam arkadaşlar şu ne demek kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Bakın eşit süre ısıtılıyor şu demek yani sen buradan bir ısı veriyorsun değil mi bir Q veriyorsun. E bunda aynı süre ısıtıyorsan o zaman buradan da bir Q veriyorsundur. Yani mesela bunu bir dakika ısıtıyorsun bunu iki dakika ısıtsaydın o zaman bunu iki Q vermem gerekecekti. Bu bu anlama geliyor. Peki kav termometresindeki değer 10 derece arttığında yani şuradaki delta T değeri bakın 10 dereceymiş. Buradaki ne kadardır diye bana soruyor. Hemen o zaman yazalım arkadaşlar. Birinci kapta bakın şu formülü bir yazıyoruz. Bakın yazalım Q eşittir. M diyoruz bakın M çarpı. Sonuçta burada aynı sıvı olduğu için bunların ikisine de C diyebiliriz. Çarpı delta T'miz ne kadarmış bakın burada 10 dereceymiş. Hemen sade kaba geliyorum. Bakın burası da Q eşittir. Ama burası 2M çarpı C çarpı delta T diyelim. Ne dersin şimdi matematiksel olarak arkadaşlar bunun ikisi de aynı Q'ya eşitse... Bakın sol taraflar aynısı sağ taraflar da aynı olmalı. Şunların çarpım bakın ne oldu? 10 mc oldu. E da 10 mc olmasın. Sen şuraya ne yazmalıyım? Değil mi? 5 yazmalıyım. Bakın demek ki şu birinci kaptaki sıcaklık bakın 10 derece artıyorsa ikinci kaptaki sıcaklık arkadaşlar 5 derece artar. E zaten mantıken yani de böyle olmaz mı? Yani sen şimdi diyelim ki bir tane kabı yarıya kadar doldur bir tencereyi bir tencereye de arkadaşlar full olur. İkisinde aç ocağı aynı özdeş ocak. E bunun sıcaklığı 10 derece arttığında bu 10 derece artmaz ki değil mi? Kütlesi fazla olan kap arkadaşlar daha az artar. Zaten formülden de bakın o çıktı. Yine şöyle bir grafik sorusu yapalım şöyle der, bakınız. Şimdi arkadaşlar bakın az önceki soruda şu sütunda Q yazıyordu. Bazen burada zaman yazar. Zaman yazdığı zaman da siz bunları bakın şöyle Q gibi almanız lazım işte bu şekilde. Görüyor musunuz? Bu şekilde Q olarak işlem yapacaksınız. Yani zaman bizim için bu demektir. Peki bunların bakalım e, kütlelerini falan ne vermiş arkadaşlar? Kaplara eşit kütleli demiş. E, ve bunların C'lerini istiyor ve L'lerini istiyor bakın. Ha bizim formülümüz neydi? Hemen şuraya bir yazalım mı? Q eşittir. MC delta T'ydi arkadaşlar. Ve şu nerede kullanılır mı MC delta T'yi? Bakın da kullanabilirim. Ama şu yatay giden yerlerde de ne kullanacağız? Oralarda bakın Q eşittir. M, kullanacağız sevgili gençler. Bana şimdi hem buradaki C'leri sormuş hem buradaki bakın L'leri sormuş. Önce o zaman 3 kap içinde önce bir C'leri bir yapalım. Şimdi birinci kaba bakarsak çocuklar. Şimdi şuradan şuraya kadar bakın alacağım. Bunun Q'su ne kadar? 2Q. Şimdi bu kap için alıyorum bakın. X için alıyorum. 2Q eşittir. 2 de alabilirdik aslında. E, kütleleri işte gibi bunu yazmayabilirim ya da 1 alabilirim arkadaşlar. Eşittir dedim. CK çarpı. Delta t. Bakın delta t derken de k'ya bir dikkat edin şimdi. Bakın bu t'den 3 t'ye gidiyor. Yani kaç t artıyor bakın burası? 2 t artıyor. Görüyor musunuz? İsterseniz direkt şuna 2 diyeyim. Yani şu q'ya da 2 diyeyim ben şöyle. Bunlar birbirini götürürse arkadaşlar buradan ck ne çıktı? ck bakın 1 çıktı. Görüyor musunuz? Aynısını l için de yapalım. Yani şurası için bakın yapacağım. Görüyor musunuz? Bak şurası için yapacağım sevgili gençler. q'muz ne kadar? 2 eşittir. cl çarpı t ne kadar? Ha bakın t'den 2 t'ye çıkıyor. Yani 1 o zaman buradan CL görüyor musunuz? Bakın CL buradan ne çıktı? 2. Bir de şimdi M için yapalım. M'ye bakın arkadaşlar buradan bakın buraya kadar geliyor. Görüyor musunuz? Şurada uygulayabilirim. Q'muz ne kadar? 3. Eşittir. Buna da CM diyeceğiz çarpı. Sıcaklık değişimi şu sütüne bakman lazım. Sıfırdan T'ye çıkmış 1. O zaman buradan CM de ne oldu? Bakın eşittir. 3 çıktı. O zaman bunları karşılaştırılıyor arkadaşlar. M büyük, L büyük, K çıktı. Peki geldik şimdi L'leri bulmaya. Yani ha L'leri bakın buradan bulamazsın. Şuradan bulacaksın değil mi? Şu yatay giden yerden bulacaksın. Şimdi formülümüzde arkadaşlar gene bakın M'ye almaya gerek yok. Çünkü M'ler aynıymış. Q eşittir ML diyoruz. Peki Q olarak kaça alacağım? Bakın buradan Bakın buradan geliyor buraya kadar görüyor musunuz? Buradan buraya kadarsa sen de buradan buraya kadar alacaksın. Şu aradaki farkı alacaksın. Yani bunu K için alıyorum. O zaman Q'sunu bakın 1 alıyorum. Dikkat edin burada 2 burada 3 yazıyor ama şuradaki artışı alıyorum eşittir. M'i almayacağım eşittir LK diyeceğim gençler şöyle. Şimdi ikinciye geldim. L'ye bakıyorum. Bakın L'ye dikkat edin. Buradan buraya kadar geliyor. Peki bu ne kadar gidiyor? Bakın 2'den 4'e gidiyor. Yani 2 eşittir. L, L diyelim. Şu M de bakın buradan buraya gidiyor. O da kaç gidiyor? 1 eşittir. Ee, bu da nedir arkadaşlar? L, M. Bu hangisi büyük oldu? L büyük. K ile M eşit oldu. Görüyor musunuz? Demek ki ben tabii bir soruda iki soru birden burada sormuşum ama burada C'yi kesin soracağını düşünüyorum arkadaşlar. L'yi de belki bakın e, sorabilir ama ikisi de karşımda çıkabilir. MC delta T ve M, L. İkisi de arkadaşlar çıkacak. Peki genleşme ile ilgili gene kazanım sorularında bu tip sorular var ben de şöyle buraya e, benzer şöyle sorular koydum. Şimdi bir kere şöyle söyleyelim. iki tane metali. Hemen şunu bir vereyim isterseniz de. Şimdi gençler bakın. iki tane metal arkadaşlar birbirine yapışıksa eğer. Şöyle söyleyeyim bakın. Şurada bir K var. Burada da bir L var. Ve bunları siz ısıtıyorsanız. Bir ısı veriyorsanız arkadaşlar buna. Şimdi bunlar diyelim ki. K'nın uzama özelliği de L'den fazlaysa biliyorsunuz her madde eşit uzamaz. Yani demir işte atıyorum çok uzayabilen bir maddedir de bakır o kadar uzayamayan bir maddedir gibi. O zaman şimdi burada hangisi daha çok uzuyormuş? K daha fazla uzama özelliğine sahipmiş. E şimdi sen bunu ısıttığın zaman e, K bakın bunlar eğer yapışık değillerse ne olacak biliyor musun? K arkadaşlar şöyle olacak çok uzayacak. E, L ise bakın o kadar fazla uzayamayacak görüyor musun? Böyle olacak. Ama bunlar birbirine yapışıksa yani perçinliyse falan diyor buna. Ha O zaman ne oluyor biliyor musunuz? K arkadaşlar bunu böyle yamultuyor bakın. Bak, o zaman şöyle oluyor. K ve L. Gördünüz mü? Burada şu anda hangisi uzun? K uzun. Zaten dıştan bakarsanız K'nın boyu fazla burada. Ama birbirine yapışıksa böyle oluyor. Yapışık değilse böyle olur. Bunu sormaz sana. Bunu sormaz. Bunu sor. Hani bu başka belki test sorusunda falan sorabilir. Tamam bakın birbirine yapışıksa arkadaşlar kimin uzaması fazlaysa o o şekilde uzayacak. Veya tam tersi bunu da soğutursan tekrar bu hale gelir değil mi? Bu hale gelir. Evet bununla ilgili buna benzer bir soru sormuşuz bakın birbirine perçinlenmiş yani az önceki gibi yapışık ısıl denge durumları şekilde gibidir. Yani şu, şu, şu durumda duruyorlar. Şekil birdeki sistem arkadaşlar ısıtıldığında bunu ısıtıyoruz. Bunu da arkadaşlar soğutuyormuşuz ve bunlar ne oluyorlarmış? Ee, doğrusal hale geliyorlar. Şimdi bakın. Bunu şimdi ikişer ikişer bakmanız lazım sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan baktığınız zaman şu tarafı ben kapattım. Şurayı kapattığım zaman K ve M'yi görüyorsunuz değil mi? Hangisi büyük? Ne dersiniz? Evet değil mi? K büyük. E şimdi ben bunu ısıtınca bu düz oluyormuş. Yani demek ki bunun ikisi de uzuyor. İkisi de uzuyor. Peki hangisi daha çok uzayacak? Şöyle kısa olan demek ki daha çok uzayacak ki uzun olana yetişsin. Demek ki arkadaşlar burada bunun doğrusal hale gelebilmesi için M'nin bakın K'dan büyük olması lazım. Şimdi bu tarafa bakarsan burada hangisi büyük? M büyük. Demek mi? burada arkadaşlar M büyük. burada kim küçük? L küçük. E demek ki ısıtınca doğrusal yani eşit boyda olabilmesi için L'nin burada M'den fazla uzaması lazım. Yani L'nin uzama katsayısını görüyor musunuz? Fazla olması lazım. Peki şimdi burayı düşünelim. Gene soğutacağız ama gene ikiye böleceğiz. Bakın gene şu şuradan başlıyorum. Şurayı önce bir düşünüyorum. Burada hangisi büyük arkadaşlar? Her zaman dıştaki büyüktür. Yani X daha büyük Y'den. Peki soğutulunca ne olacak? Küçülecek. Hangisinin daha çok küçülmesi lazım? X'in. O zaman ne diyeceğiz bakın burada? X'in arkadaşlar uzama katsayısı Y'den büyüktür diyeceğiz. Bu tarafa bakarsak burada kim uzun şu anda? Z uzun. Hangisi çok kısa olması lazım? Z'nin çok kısa olması lazım. O zaman Z'nin burada bakın X'ten Z'nin arkadaşlar X'ten büyük olması lazım. Evet bunu da böyle yorumladık. Bu tarzda bir soru açıkçası bekliyorum. Bu tip bir şeyler gelebilir. Evet bir farklı soru arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan termometrede görüyorsun görmüşüz. E, ve 20 santigrat derecedeki e, değerini final karşılığını bize soruyor. Bakın ben burada nedir? Termometre da yazmıştım. Tabi burada sen hepsini almana gerek yok. Hangisi soruluyorsa onu alman lazım bakın. C bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180. Görüyor musunuz bunu şu anda sorduğu için bunu alıyoruz. O zaman yerine yazacaksın bakın. Celsius arkadaşlar 20 verdiğine göre. Burayı ne diyeceğiz? 20 bölü 100 diyeceğiz. Şunu da sadeleştirirsek bakın burada ne kalır? 1 bölü 5 mi kalır? 1 bölü 5 eşittir. F eksi 32 bölü 180 diyeceğiz. İşler dışarı yapabiliriz ama istersem ben şunu da şöyle sadeleştirebilirim arkadaşlar. Aman dikkat edin çapraz sadeleşmez. Ama ikisi de pay pi veya pay ise sadeleşir. Burası da ne oldu? 36 mı oldu? Şimdi işler dışarı çarpımı yapabilirim. F eksi 32 eşittir 36 oluyor. Bunu da bu tarafa atarsak bakın. F eşittir kaç olur bunlar? 68 gibi bir değere ulaştık. O zaman cevabımız da Adana çıktı. Yani böyle bir soruydu arkadaşlar. Ben yazılda mutlaka bakın bekliyorum yazılda bunu sorarlar diyorum arkadaşlar. Böyle bir termometre arasındaki bağlantıyı bize soracaklar diye düşünüyorum. Bir tane bir yorum sorusu bakalım. Böyle şeyler de çocuklar sorulabilir. Hangisi yanlıştır demişiz. Bakın öz ısı ne demekti öz ısı arkadaşlar? Q eşittir mc delta t diyoruz ya. İşte buradaki mc delta t diyor ki şuradaki c çocuklar bunun adı nedir? Bunun adı bakın öz ısıdır. Öz ısı veya diğer adı da Diğer adı özgül ısıdır arkadaşlar. Bunlar aynı anlama gelir. Evet. Peki buradaki şu M ile C'nin e, ikisinin adına da ne diyorduk? Burası da neydi arkadaşlar? Isı sahasıydı. Isı sahası diye bir adı var bakın. Evet. O zaman bunların e, özısı öz ısı, özgül ısı aynı şey ve ısı sahası aynı şey değil. Hepsi e, farklıdır demiş. O zaman bunu bir geçelim. Isı sahası maddenin kütlesiyle doğru orantılı olarak ee, ...değiştiği için... ...ayırt edici... ...bir özellik değildir... ...demiş arkadaşlar... ...şimdi bakın ısı sahası gençler... ...şimdi şuradaki arkadaşlar öz ısı... ...bir ayırt edici özelliktir... ...yani demirin bir öz ısı vardır... ...bakırın bir öz ısı vardır... ...ama ısı sahasının içinde M olduğu için... ...evet bu bir ayırt edici özellik değildir... ...yani sonuç olarak... ...öz ısı yani C ayırt edici... ...ama MC yani ısı sahası ayırt edici özellik... ...değildir şöyle ...burası doğru... Ee, ...öz ısının birimi demiş bakın... E, birim olarak doğrudur. Jul ve kilogram kullanacağız. Santigrat kullanmayacağız. Gelin bir kilogram kütleli maddeyi bir jul ısıtmak için. Bakın gene çocuklar burada bunun tabii tanımını vermişiz. Ee, ısınma ısısı denir demişiz. Bakın burası da doğrudur. Özgül ısınma arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür diyoruz. Hani temel büyüklükler vardı ya kısa muz. Ee, bu özgül ısı çocuklar bunlar içinde olmadığı için doğru. Ama bunların hepsi aynı aynı şeydir ama farklı adlandırılır demişiz. Burası yanlış. Evet şu ilk ikisi için doğru. Ama ısı sahası için arkadaşlar yanlış burası. Ve geldik. Şöyle bir tane daha bir yorum sorusu yapalım arkadaşlar. Bakın bir kapta bir buz varmış. Buz varmış. Ve buz ne yapmış? Erimiş ama hemen erimemiş. Peki sana soruyorum. Buz kaç derecede erir? Değil mi? Sıfır derecede erir. Bakın burada çocuklar biz bunu ısı vermişiz, vermişiz, vermişiz. Erimemiş. Niye erimemiş? Ha demek ki arkadaşlar buradaki buz başlangıçta sıfır derecede değil. Mesela kaç derecede olsun? Eksi 20 derecede falan değil mi burada? Buz yani şuralarda bir yerde arkadaşlar. Eksi 20 derecede falan. Sonra gelmiş gelmiş bakın buradan sonra erimeye başlamış. Ha demek ki burası nedir demek ki bakın sıfır santigrat derece ulaşmış. Ve sonunda eriyor eriyor. Buz erirken arkadaşlar burası hal değiştirme olduğu için hala nedir bakın sıfır santigrat derecededir. O zaman hangisi yanlıştır diyor. Sıfır T aralığında buzun sıcaklığı yükselir. Evet bakın eksi 20'den sıfıra doğru gidiyoruz. Yanlışı arıyoruz burası doğru. 0 T1 aralığında buzun sıcaklık değeri arkadaşlar 0 derecenin altındadır. Bu da doğru bakın bu aralıkta eksi 20, eksi 19, eksi 18 çünkü henüz erime başlamamış sıfırın altında. T2'de bakın T2'de ne olmuş? T2'de buzun bir miktarı erimiş. Ne kadarmış bu? M, 2 grammış. Mesela M2 gram ne demek? Atıyorum 30 gramsa işte kaça düşmüş? İşte 10 grama düşmüş. Aradaki fark ne kadar? İşte 20 gram erimiş diyeceğiz. Burası doğru. T1, T2 aralığında arkadaşlar hal değişiminde bakın sıcaklık sıfır olmalıdır ki hal değiştirebilsin. Ve T2 aralığında da kaptaki suyun sıcaklığı sıfır derecenin üzerindedir diyor. Ama hayır bakın sıfır derece çünkü erime devam ettiği için. işte bakın burası yanlışlığı görüyor musunuz? Evet sevgili gençler. Bütün bakın detaylardan bahsettik. Sen şimdi şu videoyu eğer gerekiyorsa bir daha izleyeceksin. Belki hızlandırarak da olabilir. Bir daha izleyeceksin. Ödülü sorumuzu yapıp arkadaşlar yorumlara atıyorsunuz. Ve şöyle özetle koyuyorum bakın. Tabii ki belli formüllerden gene ekstradan bahsettik ama. En özetin özeti olarak bakın şunu da biliyorsun değil mi? Bunu da bilmen lazım. Şunu da belki bir ekran görüntüsünü alırsın. Yazılı öncesinde çocuklar bir daha bir tekrar diyorum. Hepinize sınavda sonsuz başarılar diliyorum arkadaşlar. Güzel de bir yaz tatil geçer inşallah ondan sonra da. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.